Hazır ölümsüzlükten bahsetmişiz ya, tam tersini bir soralım. Neden ölürüz? Neden ölürüz? Allah'ın hikmeti kızım, ne bileyim ha. Şimdi neden ölürüz? Ölüm biyolojik olarak işte böyle evrimi falan filan anlattığımızda akla ilk gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi biyolojinin şöyle yanlış anlaşılan da bir de yani tam doğru anlaşılmayan bir tarafı var ya. Yani zamanla bütün faydasız özellikler elenir, canlılar gittikçe mükemmelliğe doğru gider diye bir şey düşünüyoruz evrimle ilgili. Bir kere evrim öyle çalışmıyor ve böyle çalıştığını vehmedince de aklına gelen ilk soru, o zaman niye ölüyoruz abi? Yani ölmesek ya, mesela ölüm elenmiş olsa ya, hepimiz sonsuza kadar yaşıyorsak. Şimdi birincisi, ölüm biyolojinin belki de en önemli icadıdır. Çünkü mesela bakterilere, tek hücrelere bakarsanız bu arkadaşlar sürekli bölünür ve aslında ölmezler. Yani teorik olarak yeterli besin ve ortam şartları da uygunsa bu arkadaş devamlı ikiye bölünür. Her bölündüğünde ortaya işte iki tane genç yavru hücre çıkar. Ve normalde bölünmenin sebebi bu büyük esas hücrenin, anne hücrenin yani, aslında yaşlanmasıdır. Yaşlanmayla bir sinyal dizisi tetiklenir hücre içinde ve bölünme süreci başlar. Ama işin garibi aynı bünyeden çıkan iki tane yavru, bunlar genç olarak başlarlar hayatına. Yani bebek hücre diyebiliriz. Dolayısıyla baktığınızda bu hücreler ölümsüz gibi gözüküyorlar. Ölüm ne zaman devreye giriyor? Hücreler bir araya gelip de birliktelikler oluşturmaya başladıkları zaman, yani daha kompleks bedenler ortaya çıkmaya başlayınca ölüm ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi ölümün sistemin içerisinde rutin bir uygulama olarak yerleşmesinin faydası biraz biyoloji öğrendiğimizde çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkar. Ölüm bizim hayat boyu yaşadığımız hayatta mesela bedenimizin, organizmamızın uyabileceği şartların bir sınırı vardır. Mesela ben çok sıcak ya da çok soğuk işte bir ortamlarda palto giyerim, ne bileyim serinletici kullanırım, bir şey yaparım, yaşarım ama ortam çok uzun süre çok radikal olarak değişirse, mesela hava sıcaklığı çok yükselirse ya da bilmem ne sineği, benim alerjim olan bir sinek ortama hakim olmaya başlarsa, yavaş yavaş benim birey olarak o ortamda yaşayabilirliğim zorlaşır ve yavaş yavaş ben bu oyunu kaybetmeye başlarım. Yani hayat oyununda geri düşmeye başlarım. Hocam evet, yorumak. Yoruma kilitlendim. Özlem Demir. Hazal bu soru sorulur mu? Bu soruya diyor galiba. Bak dinle Özlem. Vallahi bak önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer canlılar geçici bir muvakkat bir süre yaşıyor ve sonra ölüyorlarsa ve devamlı genetik özelliklerini her yavruda farklı kombinasyon olacak şekilde aktarıyorlarsa, bu durumda her üremede ortaya yeni varyasyonda bir sürü yeni sürpriz çıkacak ve bu yeni sürpriz canlıların bir kısmı en azından o değişen koşullara daha iyi adapte olacak. Böylece nesiller boyunca canlıların genetik özelliklerinde değişim yaşanması dediğimiz evrim meselesi mümkün olacak. Ölüm olmasaydı evrim diye bir şey olmazdı. Evrim nesiller boyunca değişimin adı olduğu için bir neslin geçip arkasından yeni nesillerin gelip yeni özellikleri deneme alanında sergilemeleri gerekiyor. Şimdi bu işin biyolojik kısmı, işin bir de psikolojik kısmı var. Ölüm, insan hayatının kaçınılmaz gerçeği ve bildiğimiz kadarıyla insan öleceğini bilen tek canlı. Yani kendi ölüm bilincine sahip olan tek canlı. Bunu daha önce çok konuştuk. Yani alna silah dayanma bilmem ne şeylerini konuştuk. Hepsini anlattık. Daha önce hatta ölüm diye bir videomuz da var muhtemelen. Fakat ölümün psikolojik bir tarafı var. Kesin olarak bilmemize rağmen düşünmemeye çalıştığımızda bir konu. Ne gerek var ya şimdi, aman Allah korusun nereden çıkarıyorsun? Ay bırak ağzından yere alsın falan. Böyle sürekli konuyu kovalamaya çalışıyoruz. Bizim 12 senedir Çanakkale Küçükkuyu Adatepebaşı köyünün hemen yakınındaki Çamtepe Ekolojik Araştırma Merkezi'nde yapa geldiğimiz Yaşam Okulu diye bir organizasyonumuz var. Bu Yaşam Okulu'nun genellikle ilk dersi ölümdür. Çünkü ölümü anlamadan, canlılığın ve maddenin çevrimini anlamadan bu yaşamın ne demek olduğunu anlamak mümkün değildir. Ve ölümü fark ettiğinizde, ne olduğunu daha doğrusu anlamaya başladığınızda, bir kere ölüm var, onu bir fark edeceğiz. Sonra da bunun ne olduğuna kafa yormaya başladığınızda çok acayip yerlere gidiyorsunuz. Ben sadece bir örnek vereceğim size. Düşünün ki bugünden sonra ölüm yok. Kaldırıldı. Kanun hükmünde kararname çıktı. KYK'yla ölüm iptal oldu. Artık kimse ölmüyor. Binadan atlasan ölmeyeceksin, tren çarpsa ölmeyeceksin, dünya patlasa gene ölmeyeceksin, uzay boşluğunda takılacaksın öyle. Böyle bir ölümsüzlük dünyasında olduğunuzu düşünün. Ne yapardınız? El cevap, sizi fazla düşünme mesaisinden kurtarayım. Yapacağınız şeyin adı şu, hiçbir şey. Ölüm olmazsa bir insan hiçbir şey yapmaz. Eğer ölmeyecek olsak ne ben soruyorum yaparım, ne sen okula gidersin, ne para kazanırsın, ne yemek yersin. Ölmeyeceksin, ne nefes alırsın, ölmeyeceksin. Hayat dururdu.
Öleceğimiz için yaşıyoruz. Ölmek için yaşıyoruz. Çünkü sistem bizi maddesel bir ortamda bir formla belli bir süre ağırlıyor. Bizi derken aslında bu bedenden ibaret olmadığımızı artık hepiniz biliyorsunuz. Yani bu beden 7 senede bir bütün atomları ve hücreleriyle zaten değişiyor ama bunun adı hep Sinan. Yani 7 sene önce Aysel'dim, bugün Sinan olduğum gibi bir söylemim yok. Ben hep Sinan olarak geliyorum. Demek ki Sinan olan bir fikir gibi, bir töz gibi bir şey. Ve bu maddeyle buradan geçiyor. Ölsün ki bu madde daha uyumlu bir versiyonuyla, daha fit bir versiyonuyla yaşam denen fikri devam ettirebilsin. Ve Sinan ölsün ki, ölümlü olsun ki ölmeden önce bir şeyler yapmayı akıl etsin. İnsan olarak, böyle bir aklı olan biri olarak. Ve Sinan öleceğini bilsin ki bunu yapsın. Öleceğini bilmezse bunu hiç yapmaz. Neden fareler, sıçanlar, işte zürafalar büyük sanat eserleri ya da edebi eserler vermiyorlar? Bir toynakları var mesela ondan. Hayır, zihinleri bu kadar gelişmiş değil ve öleceklerini bilmiyorlar. Yarına kalmak gibi bir dertleri yok. Anı mükemmelen yaşıyorlar. Bir önce anda olan onları bu şu anda ilgilendirmiyor. Bir an sonra olacaklar da çok umurlarında değil. İşaret yoksa her şey bu andan ibaret ama kaplan kokusu aldı mı işler değişiyor biliyorsunuz. Ölümün ancak kokusunu alınca, işaretini görünce o hayvanlarda bir davranış değişikliği oluyor. Şimdi gelelim her birimize. Öleceğimizi biliyoruz ama günlük hayatta kaç kere aklımıza geliyor? Bir çetele tutalım mesela. Ölüm ne kadar az aklımıza geliyorsa ölüm bilincimiz o kadar düşük demektir. Ölüm ne kadar çok aklımıza geliyor ve bizi ne kadar paralize ediyorsa ölüm bilincimiz o kadar düşük demektir. Ölüm paralize edici değil, harekete geçirici bir duygu oluşturmalıdır. Çünkü gerçek dünyada ölüm müteharriktir, harekete geçirir. Canlılığın varlığını, dediğim gibi nefes almasını sağlayan şey ölümlü olmaktır. Dolayısıyla bütün evren bir akış halindedir. Her şey bir şekilde ölecektir. Her fiziksel yapı bir şekilde ölüme doğru gitmektedir. Maalesef bizim o zincirli kuyu mezarlığının girişine de yazmışlar ama yanlış çeviri olduğunu düşünüyorum biraz. Bunu ilahiyatçı hocalarla da konuştum. Her nefes ölümü tadacaktır diye bir ifade var. O ifadenin orijinali Kur'an'da öyle değil. Her nefis, her varlık, her şey ölümü tatmaktadır. Yani şu anda ölmektedir zaten. Akmaktadır o tarafa doğru. Dolayısıyla yani ben yarın öleceğim, öbür gün ölüyoruz zaten arkadaşlar. En ölümcül hastalık yaşamaktır. Yani bunu unutmayalım. Dolayısıyla yaşadıkça öleceğiz. Ama ölümü hayatından kovalayan, hayata anlam veren belki de en önemli ibreti, en önemli referansı, en önemli kerterizi kaçırıyor olabilir. Kaçınılmaz olandan korkulmaz. Kaçınılmaz olan anlaşılmak zorundadır. Ve anlarsanız hayatın anlamı bambaşka bir hale gelir. Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Yanımda psikolog var, çok ukalalık etmeyeyim ama birçok yaşamsal anksiyetenin kökeninde ölümle ilgili bir barışık olmama hali yatar. Dolayısıyla bunu da artık buna da uzmanları karışır. Bu konuda da ben çok bir şey söylemeyeyim. Burada bir film örneği hatırlatmak istiyorum. Hatta örnek al yani öneri olarak vermek istiyorum. Sanırım 2015 filmi, emin değilim. The New Brand Testament, Yeni Ahit diye çevrildi Türkiye'ye. Çok popüler bir film olmadı. Fakat filmin kabaca olayı şu: herkese ne zaman öleceklerine dair bir mesaj gidiyor. Ve o andan itibaren yeryüzünde yaşayan tüm insanlar ne zaman öleceklerini biliyorlar. Ve absürt bir komedi şeklinde onların davranışlarını izliyoruz. Ve aslında çok real. Neler yapmaya başlıyoruz? Öleceğimizi bildiğimiz anı düşününce neler yapabiliriz? Bunun üzerine gerçekten güzel bir film. İzleyelim. Hemen bakayım vallahi. İkinci olarak da hoşuma giden bir gözlem var. Yine Netflix bu sefer dizisi sanırım. Ölümden sonra işte Good Place ve Bad Place üzerine anlatılan bir hikaye var. Spoiler vermek istemiyorum. Sonra çok kız alabilir. Ama son sezonda artık bir sonraki aşamayı görüyoruz ve insanların ölümden sonra bile ölüme ihtiyaç duyabileceklerine dair çok ciddi bir psikolojik analiz var. Evet, bir komedi dizisi değil mi bu? Komedi hocam. Çok evet, çerez bir dizi. Oturup izleyebilirsiniz. Fakat işin güzel kısmı şu: o çerez dizi dediğiniz şeyin içinde o kadar güzel sorgulamalar var ki ölümden sonrasına dair ve yaşamı anlamlandırmaya dair. Ulan elin adamı yapıyor. Biz bir yapamadık şunu. Bu kadar ölüm literatürü olan yerde hala Türk filmlerinde esas kız, esas olan ölünce film bitiyor. Esas film orada başlıyor arkadaşlar. Biraz birileri Allah aşkına bir senarist meneris biraz buraya baksın ya. Ya ölüm sonrası derken
Allah aşkına neydi o filmin ismi ya? Bir tane bizim Temmum falan diye Türk korku filmleri var ya, bir tanesinde bir ahiret sahnesi var öbür taraf. Ateşten şeytan geliyor, öbür taraftan sakallı takkeli bir amca geliyor falan. Yani hayatımda gördüğüm en üzücü çabalardan bir tanesiydi. Ölümden anladığımız da maalesef bu mesabede. The Brand New Testament hemen geldi bak. Evet, Arkadaşlar güzel. yapıştırdı. Tabii Allah uzun verimli ömürler versin, o ayrı bir konu ama şu yaşarken de ölümü acık hatırlayalım ki ölmeden ölünüz ki hayatınız güzelleşsin sevgili arkadaşlar. Bu arada benim çok kısa bir taktiğim var kendime hayatta bir şey sinirlendiğim zaman. Belki birileri de kullanır veya fark etmez. Bir şey kızacağım zaman veya birine öfkeli kalmak istediğim zaman şunu soruyorum kendime. Eğer yarın olursam ona öfkeli mi kalmak istiyorum? Bu o benim o kadar öfkeyi barındırmama yetecek bir şey mi? Yok, direkt anlamını kaybediyor öfke benim için ve sakinliyorum hani. Geçici bir yöntem, sağlıklı olup olmaması tartışılabilir. Fakat kendime hani belli bir seviyede değer bulabilmek için hatırlattığım bir şey bu. Bu Duygu arada Neslihan ruhsarı hatırlatmış. Gerçekten ölüm sonrasına dair müthiş bir derinlikli yapıtımızdı kendisini hatırlıyorum. Ruhsar var, evet, ruhsarı da buradan atlamak lazım. Hazal'ın söylediği de çok önemli bir şey var, değinmeden edemeyeceğim. Bütün öfkelerimizin, bütün korkularımızın, bütün anksiyetelerimizin, bütün dertlerimizin temelinde çoğu zaman bunların hep böyle devam edeceğine dair bir algı yatar. Ne öfkemiz, ne acımız, ne kederimiz, ne arzumuz, ne işte özlemimiz sonsuza kadar gitmez. Çünkü her şeyin öldüğü bir dünyada hiçbir şey kalıcı hasar vermez arkadaşlar. O yüzden en güzel parola, hayatımdaki en işe yarar motto, hatta benim kişisel virdim olmasına çalıştığım, devamlı tekrar ettiğin içsel slogan vardır ya, virt dedikleri. Bu da geçer yahu. Mis gibi, mis. Sevindiğinde özellikle söyleyebiliyorsan bu da geçer yahu. Çok acayip bir şey. İşte o zaman şımarmıyorsun. Bir şey alkışlıyorlar. Bu da geçer ya. Yarın bir gün kimse hatırlamaz seni. Küfür ediyorlar. Bu da geçer. Yarın bir gün bunu unutacaklar yani. Önemli olan şurada ne yapıyoruz? Mesela şu yaptığımız soruyorum, şu yaptığımız işler. Bunlar bir yerde kaydediliyor, bir yerde yazılıyor. Yani bunlar kalsın diye yapıyoruz işte. Ölmeyecek olsam ben bunu niye yapayım abi? Yarın bakarız. Hatta bakmayız bile. Yemin ediyorum bakmazdık yani. Ne konu değil mi? Hocam size de böyle konuşuldukça da konuşulası geldi. Aynen öyle.